Evet arkadaşlar, bence epey verimli bir saha çalışması oldu. Ne dersiniz? Şahsen ben memnun kaldım. Açık söylemek gerekirse yaptığımız çalışmaların verimliliği hakkında içimde biraz şüpheler vardı. Bu saha çalışmasıyla o şüpheleri de giderdim. Yeni işçi almaya şu an için gerek yok. Büyüdükçe düşünürüz. Ancak sulama kanalları ile ilgili Adil Bey'in söylediği öneriyi bence dikkate almalıyız. Bu ileride bizim için yararlı olacak. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Hakan? Kaygılanmak için bence de hiçbir sebep yok. Kurduğunuz organizasyon herhangi bir hataya mahal bırakmayacak şekilde düzgün işliyor. Bundan sonra da herhangi bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Kısa sürede ciromuzun artacağını ve yatırımlarımızdan kar sağlayacağımızı öngörüyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Selim? Bence de düzgün yürüyen ve sistemli bir yapı olduğu aşikar. Fakat benim bu konuyla ilgili birkaç önerim olacak. Daha doğrusu bir şerhim var. Tabii, söyle. Öncelikle ben tohumların yanlış yerden temin edildiği kanaatindeyim. Maliyet gelir dengesine baktığımızda bu kalemin doğru fiyatlandırılmadığını görüyoruz. Yani tohumlar bize son derece fahiş bir fiyattan satılmış. Bu da az kârla yetinmemiz anlamına geliyor. Yani tohumu satan şirketin cebinde kalıyor. Hakan, bu şirketi sen bulmuştun. Ne diyorsun? Selim Bey de takdir edecektir ki sadece fiyat endeksli değil, kalite kriterlerini de göz önünde bulundurduğumuzda uzun vadede verimliliğimizin artacağı ve hem kârımızın hem de ciromuzun yükseleceği aşikar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Selim, bu konu hakkında detaylı bir rapor istiyorum senden. Tabii, tabii Fikret Bey. Mesela bakın şirketinde de abinin aldığı kararlara hep böyle muhalefet eder miydin? Ben bana verilen görevi yapıyorum sadece. Yalnız o görevi sen Fikret Bey'in aklını karıştırarak aldın hatırlatırım. Fikrimi söyledim ben. Fazla özgüven insana zarar verir biliyor musun? Özgüvenin nereden geldiğine bağlı. Dağdan gelen bağdakine üzümün nasıl yetiştirileceğini öğretirse eğer o bağda huzur olmaz. Üzümler ziyan olur, dağcıyı orada barındırmazlar. Siz onu dağcıya söyleyin o zaman. Ben yıllardır bildiğim işi yine bildiğim şekilde yapmaya devam edeceğim. Sen yine de rapor hazırlarken söylediklerim aklında bulunur. Seni bir konu hakkında uyarmak istiyorum. Yakın zamanda tohum satışlarıyla ilgili bir pürüz çıkabilir. Yok, onunla ilgisi yok. Yeni biri geldi işleri kurcalıyor. Fikret Bey'in de aklını karıştırıyor. Şimdiden uyarıyorum, sizin orayı da yoklayabilirler. Satıştan pay aldığımı çakozlamalarından korkuyorum. Dikkatli olun. Tamam mı?